Sayın başkanlar, çok değerli katılımcılar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben de siz organizasyon komitesinde kısmen görev aldım. Başta Cihat hocam olmak üzere sevgili arkadaşım Ere'ye çok teşekkür ediyorum. Organizasyonun bu kadar güzel ve detaylı hazırlanması sebebiyle. 15 dakikalık sürem var. Bu süre içerisinde sizlere biraz prezentasyon anomalilerinden bahsedeceğim. Anne Ölümleri Önceleme Komisyonu Başkanı kimliğimle bir takım anne ölüm olguları üzerinden konu anlatımı şeklinde değil, daha çok vakalar üzerinden anlatmaya çalışacağım. Sayın Başkanımız Sema Sanisoğlu, Daire Başkanımız, istatistikleri çok detaylı olarak verdi. Pointer, evet, çok detaylı olarak verdi. Ben de sizlere şöyle göstereyim. 2012-2015 yılları arasındaki kanamaya bağlı anne ölümleri barlarını görüyorsunuz. Maviler uterin atoni barları. Görüyorsunuz hani önde gelen kanama sebebimiz Türkiye'de kanamalara bağlı anne ölüm nedenimiz uterin atoni. Özellikle bakın 2012'den 2015'e geldiğimizde mor barlarda bir artış var. Bu da plezantal dekolmana bağlı anne ölümleri ve özellikle ben plezantasyon anomalileri üzerinde duracağım için ablas ve plazentadan ve şu yeşil barlar olan plazenta yapışma anomalileri olguları üzerinden devam edeceğim. Anne ölüm nedenlerine baktığımızda gecikme nedenlerinin en ön planında tanı koyamama, ikinci sırada zamanında uygun müdahalede bulunamama, bu anne ölüm nedenlerimiz içerisinde kan ve ürünlerine vaktinde ulaşamama ya da yetersiz kalma ve de plazenta akreataya hazırlanamamayı görüyoruz. Dekolman plazantayı hepimiz biliyoruz. Anne ölüm olguları ile ilgili olarak özellikle evrelemesini sizlere hatırlatmak istiyorum. Evre 3 biliyorsunuz, ileri evresi ve özellikle maternal şok ve fetal ölümün olduğu olgular. Bu olgularda 1/3 olguda olaya koagülopatinin eşlik ettiğini tekrar hatırlatmak istiyorum. Laboratuvar bulgularının ablasyo plazanta olgularında tanıya yardımcı bir rolü yok. Ancak koagülopatinin şiddetini belirlemede önemli olduğu için mutlaka laboratuvar bulgularını istememiz gerekiyor. Şimdi bir annemiz var. Yaşı 38, 39. gebelik haftasında başvurmuş. 4. gebeliği 3 yaş yanı olan bir anne. Hipertansif bir anne gebelik boyunca takiplerinde. Saat 11.30'da vajinal kanama şikayetiyle başvuruyor ve ağrısı mevcut olan bir anne. 4-5 santim açıklığı var ve fetüsünün eksi olduğu tespit ediliyor. Bakılan hemoglobinin 10.7, beyaz küresinin 20.000 olduğunu vurgulamak istiyorum. Saat 12.30'da 4200 gram bebek doğuruyor ve %40 dekolman olduğu da dosya verilerinde not edilmiş. Saat 13'te kanama minimal şeklinde bir dosya notu mevcut. 14'te tansiyonu 90'a 40 milimetre civa, nabzı 65 dakikada, uterusun atonik olduğunu tespit edip arkadaşımız hastayı sevk ediyor. Saat 14.50'de hastaneye ulaştığında hastanın ARES pozisyonunda olduğu görülüyor ve bakılan hemoglobinin 5, beyaz küresinin 32.000 ve İNR'sinin 5.82 olduğunu görüyoruz hastaneye başvurusunda. Hastamıza baktığımızda hastamızın yaşı 38, multipar bir hasta ve hipertansif bir hasta. Bunların hepsi biliyorsunuz ablasyo plazentanın risk faktörleri içerisinde değerlendirebileceğimiz durumlar. Ve hastanın vajinal kanama ve ağrı şikayetiyle başvurması, eks fetüs olması itibariyle de ablasyo plazentayı aklımıza gelebilecek bir olgu. Ve söylediğim gibi özellikle evre 3 olgularda, yani fetal eksin olduğu durumlarda 1/3 olguda koagülopatinin eşlik edeceğini unutmamakta fayda var. Dolayısıyla bu hastada laboratuvar olarak tam kan sayımına ek olarak mutlaka PTZ, APTT'nin ve de fibrinojen düzeylerinin istenmesi önemli. Biliyorsunuz fibrinojen düzeyleri artık koagülopatili olgularda en erken dönemde azalan belirteçlerden, markerlardan birisi olarak belirlenmiş. Dolayısıyla bu hastada fibrinojen istenmesinin faydası olabilirdi. Ve yine INR bu hastada yardımcı olup erken dönemde transfüzyon açısından bizi uyarabilirdi. Ablasyo plazentalı olgularda özellikle vurgulamak istediğim, tanıyı koyduktan sonra biliyorsunuz ultrasonografinin sensitesi ablasyo plazentada %50'lerde. Ultrasonografiye dayanarak koymak tek başına mümkün değil. Ancak risk faktörlerini bir arada ve bulgularımızı bir arada değerlendirdiğimizde ablasyo plazenta düşündüğümüz olgularda mutlaka öncesinde koagülopatinin varlığının tespit edilmesi ve eğer koagülopati söz konusuysa koagülopatiyi düzelttikten sonra doğumun başlatılması bu olgularda çok önemli.
Diğer bir konumuz ablasyo plazenta ile ilişkili olarak kuvelier uterus biliyorsunuz. Kanamanın miyometrium içerisinde invazi olması dolayısıyla uterusun atonik hale gelmesi ve buna bağlı olarak da bu olgularda postpartum kanamaya eğilimin arttığını biliyoruz. Olgumuz çok detaylı gözüküyor ama 39 yaşında 4. gebeliği olan 30 haftalık bir gebe yeni bir anne ölümü maalesef. Hipertansif bir anne gebeliği boyunca hipertansiyon sebebiyle takip edildiğini dosya notlarında görüyoruz. Başvurusunda hastanın hemoglobini 9.7, beyaz küresi 15 binlerde. Hasta saat 14.20'de acile fetüsü bradikardik olarak giriyor ve plasenta dekolmanı tanısıyla da acil olarak sezaryene alınıyor. Ve sezaryen esnasında da kuvelier uterus olduğu not edilmiş, plasenta da %100 dekole denmiş. Ve anestezi notlarına baktığımızda tansiyonunun 120'ye 80, nabzının 86'larda olduğunu görüyoruz. Acil kan hazırlığı da yapılmış ekip tarafından ve sezaryen de 15.15'te sonuçlanmış. Saat 16'da hastanın postpartum takibine baktığımızda tansiyonunun 82'ye 52, nabzının 86 ve dolgun olduğunu notlarda görüyoruz. Uterus kontrakt edilmiş ve vajinal kanaması yok diye de not edilmiş. Bakın hemoglobini 8.3, beyaz küresi 21.880. 15 dakika sonra tekrar bir tansiyon nabız kaydını görüyoruz. Tansiyonu 80'e 50, nabzı 98'lerde ve bu ultrasonografi yapmışlar. Uterus etrafında da minimal mayı şeklinde bir not var. Yine saat 17'ye bakıyoruz. Tansiyonu 72'ye 40, nabız 98, İNR'sini 1.47 ve fibrinojenin 68'lerde olduğunu görüyoruz. 2 ünite S ve 2 ünite TDP hazırlığı yapılmış. 2 gram da fibrinojen uygulanmış bu hastaya ve bunun dışında da görüyorsunuz sıvı replasmanı uygulanmış. Aradan bir saat geçiyor. Saat 18'de hastamızın tansiyonu 76'ya 42, nabızı 130'larda, saturasyonu 87. Bu aşamada eritrosit ve TDP verildiğini görüyoruz. Ve hasta entübe ediliyor saturasyon düşüklüğü sebebiyle. Laparotomiye alınma kararıyla birlikte hastanın arrest olduğu izleniyor ve CPR başlanıyor. Bu esnada gönderilen hemoglobinin 4 ve beyaz küresinin de 14.100 olduğunu görüyoruz. Ve uterus operasyon esnasında atonik olarak tespit edilmiş. CPR devam ederken uterin arter ligasyonu başlamış. Ancak müdahaleler sırasında anne kurtarılamamış. Yine bu olguya baktığımızda hastanın yaşının ileri olduğunu görüyoruz. Yani ablasyo plazentaya bağlı risk faktörleri, ilgili risk faktörlerini görebiliriz. Multiparitesini görüyoruz. Hastanın hipertansif olduğunu izliyoruz. İntraoperatif dönemde kuvelier uterusu tanısı da konulmuş bir hasta. Özellikle genç hastalarda bu hastamız 40 yaşın altında ama biliyoruz ki kanama miktarı %30-40'lara ulaşmadan aslında nabızda yükselme, taşikardi ya da hipotansiyonu net olarak göremiyoruz. Ancak yeni geliştirilmiş ve hipotansiyonu hipovolemik şoku daha erken dönemde tanımaya yönelik olarak biliyorsunuz şok indeksinin üzerinde duruyor artık tüm yayınlar. Şok indeksi nedir? Kalp atım sayısının sistolik kan basıncına oranıyla hesaplanan bir oran. Tek başına hem tansiyondan hem de nabızdan daha değerli olduğu için bu oranın birbirleriyle de ters ilerledikleri için biri artarken diğeri azaldığı için oranı çok daha anlamlı olduğu söyleniyor çalışmalarda. 0.8'in altında olduğu olgularda normal olarak kabul ediyoruz. Ancak 1.1'in üzerinde olduğu olgularda ve bu artışa devam ediyorsa mutlaka bize hipovolemik şoku düşündürmeli. Bu olgumuza da baktığımızda erken dönemde saat 16'da şok indeksinin 1.1 olduğunu görüyoruz. Şurada özellikle size hemoglobinin 8.3, beyaz kürenin 21.000 olduğunu hatırlatmak istiyorum. Beyaz küre düzeyleri postpartum kanayan bir hastada 16.000'in üzerine çıktığında mutlaka hemokonsantrasyonu düşündürüp buradaki hemoglobin düzeyinin görülenden %30 daha düşük olduğunu bütün hematologlar söylüyor. Dolayısıyla değerlendirirken bunu mutlaka beyaz küre ve platelet düzeyiyle birlikte hemoglobini değerlendirmekte fayda var. Dolayısıyla bu hastadaki hemoglobin düzeyi aslında bu aşamalarda 6'lar civarında kabul etmek aslında en uygunu. Ve baktığımızda hastanın şok indeksinin tedrici olarak arttığını görüyoruz. Yani bu aşamalarda aslında hastaya kan transfüzyonu başlansaydı belki kurtulma imkanı olabilirdi. Diğer bu olguda hatırlatıcı olabilecek bir unsur kuvelier uterus düşüncesi. Kuvelier uterus aslında Williams'ın kitabi bilgi olarak baktığımızda atoni ile çok ilişkilendirilmemiş ama son çalışmaların hepsi kuvelier uterusun atoniye eğilimi arttırdığını, dolayısıyla eğer medikal tedaviye cevap vermezse, konservatif tedaviye cevap vermezse mutlaka histerektominin düşünülmesi gerektiği yönünde. Dolayısıyla bu hastada kuvelier uterusun takibinde belki batına diren konulabilirdi. Çünkü bakıldığında intraoperatif dönemde batından 750 cc kan geldiği de görülüyor. Dolayısıyla kuvelier uterusu herhalde bir parça daha uyanık olmakta fayda var.
Plazentasyon anomalilerinden diğer bir hani bakmamız gereken konu plazenta previa. Plazenta previa'yı çok kısaca hatırlatmak istiyorum. Plazentanın biliyorsunuz köşesinin internal servikal osu olan uzaklığının 2 santimin üzerinde olması lazım. Plazentanın normal yerleşimi diyebilmek için. Plazentanın köşesi internal servikal osa olan uzaklığı. Bu olgu da 5 santim 50 milimetre. Aslında bunu herhalde bizim alışkanlık haline getirip ultrasonografi raporlarımızda not etmemiz lazım. Bu konudaki farkındalığımızı arttırabilmek adına. Bakın şurada plazentanın köşesini görüyoruz ve internal servikal osu görüyoruz. Aradaki mesafe 0.7 santim yani 7 milimetre. Yani 2 santimin altında aşağı yerleşimli bir plazenta görüntüsü. Bu köşesi eğer internal servikal os seviyesini geçecek olursa da plazenta previa olarak kabul edeceğimiz bir olgu. Yine plazenta previa'nın risk faktörlerine baktığımızda geçirilmiş sezeryan, multiparite, artmış maternal yaş yine ablasyo plazenta ile benzer. Görüyorsunuz geçirilmiş DLC'ler risk faktörleri arasında sayılabilir. Plazenta previa ile ilgili özellikle hatırlatmak istediğim anne ölüm olgularından yola çıkarak alınabilecek bir ders. Komplikasyonsuz plazenta previa tanımlandı biliyorsunuz 2013 yılında ACOG'un normal doğum zamanlaması ile ilgili bir makalesi var. Bunda çeşitli patolojilerle birlikte plazenta previa'ya da yer verildi. Ve plazenta previa için, komplikasyonsuz plazenta previa için eğer bebeğin intrauterin gelişme geriliği yoksa, süperempoze bir preeklampsi durumu söz konusu değilse bunu komplikasyonsuz plazenta previa olarak kabul edin ve doğum zamanlaması olarak da 36 hafta ile 37 hafta 6 gün arasını planlayın şeklinde net öneri var. Dolayısıyla bu neyi getirecek? Hazırlıklı yani elektif koşullarda bu hastayı ameliyata alma şansını getirecek ki bu hastalarda 2 ila 4 ünite eritrosit süspansiyonu hazırlığıyla birlikte mümkünse peripartum histerektomi yapılabilecek bir yerde bu hazırlığın yapılmasında fayda var. Niçin? Şu tablo önemli bir tablo. Bakın burada plazenta previyalı olguları, burada da plazentası normal konumda olan olguların istatistiklerini görüyoruz. Eğer plazenta normal konumdaysa bir hastada ilk sezaryanında plazenta yapışma anomalisi olması riski 0.03 iken sezaryen sayısı arttıkça ki bu aralar Suriyeli hastalarımız olduğu için 5. 6. sezaryenleri çok sık yapmaya başladık. Özellikle 5. sezaryandan sonra plazenta yapışma anomalisi görme riskimizin çok arttığını 4.7'lere ulaştığını görüyoruz. Dolayısıyla bu hastalara hazırlıklı girmek çok önemli. Diğer yandan hastanın plazenta previyası varsa ilk sezaryanıysa plazenta yapışma anomalisi görme riskimiz %3.3 iken hepimizin bildiği gibi sezaryen sayısı arttıkça plazenta yapışma anomalisiyle karşılaşma şansımız, daha doğrusu şanssızlığımız artmakta. Risk faktörleri neler? Eğer plazenta previa'ya eşlik eden geçirilmiş sezaryanı varsa olgunun, geçirilmiş miyomektomi öyküsü varsa, çoğul gebeliği varsa ve multipar bir hastaysa yapışma anomalisini hatırlamak önemli. Yine Asherman sendromu, submüköz, miyom ve de ileri yaş önemli risk faktörleri. Peki bizim yaptığımız sezaryen tekniğiyle, uyguladığımız sezaryen tekniğiyle plazenta yapışma anomalisi gelişmesi açısından arasında bir ilişki var mı? Bu konuyla ilgili literatürde İngilizlerin İyi Dergisi'nde yayınlanmış bir yazı var. Bu yazı yalnız retrospektif olduğu için çok da eleştiri almış bir yazı. Bizim uterusu çift kat ya da tek kat kapatmamız arasında plazenta yapışma anomalisi gelişmesi açısından herhangi bir ilinti yok. Tabii bunun uterin rüptürle ilgisi yok. Biliyorsunuz çift kat bağladığımız zaman uterin rüptür riskimiz azalıyor. Ancak kontinü ve kilitli bağlanma arasında, bu da çok hassas hemen gidiyor. Kontinü ve kilitli bağlanma arasında plazenta yapışma anomalisi gelişmesi açısından belirgin bir farklılık olduğu tespit edilmiş. Kontinü kapatılanlarda plazenta yapışma anomalisi gelişmesi riski, kilitli kapatılanlara göre gördüğünüz gibi yaklaşık 2 kat daha fazla. Ancak retrospektif olduğu için eleştirilebilecek bir çalışma. Belki bizler prospektif bir çalışmayla çok geniş serilerimiz var. Bunları daha net ortaya koyabiliriz. Özellikle anne ölüm vakalarıyla ilişkili olarak söylemek istediğim, eğer bir olgunun plazenta previası varsa ve de geçilmiş bir ya da daha fazla sezaryanı varsa mutlaka 18-24. Gebelik haftasında plazenta yapışma anomalileri açısından çok dikkatlice değerlendirilmeli. Birinci trimesterde özellikle bir ultrasonografik bulgu var mı? Aslında baktığımızda rutin objektif bir kriter yok. Ancak anterior ve aşağı yerleşimli plazentayla
erken dönemde plazentada lakün görülmesinin plazenta yapışma anomalileriyle ilişkili olduğu söyleniyor. Peki skar gebeliği ile plazenta yapışma anomalileri arasında nasıl bir ilişki var? Erken dönemde aslında bunların bakıldığında histopatolojik olarak kökenlerinin aynı olduğu, skar gebeliğinin daha çok batına doğru büyüdüğü, ancak plazenta yapışma anomalilerinin kaviteye doğru büyümesi sebebiyle plazenta yapışma anomalisinin son dönemlere ulaşabildiğini söyleyebiliriz özet olarak. Ancak ikisinin de kökeni aynı. Peki bu ultrasonografide dikkat etmemiz gereken konular neler? Bunları benden sonra Özlem Hoca çok daha detaylı anlatacak ama ben spesifik olarak birkaç noktayı söyleyeceğim. Bakın şurada plazentayı görüyoruz. Arkasında miyometriyumu ve arasında da hipoechoic clear zone dediğimiz İngilizce alanı görüyoruz. Bu normalde miyometriyal damarları, retroplazental damarları içeriyor biliyorsunuz. Bunu bizim çok net olarak geçirilmiş sezaryanı olan ve plazenta previası olan olgularda mutlaka tüm hat boyunca incelememiz lazım. Gerekirse hastayı vajinal ultrasonografiye alıp clear zone'dan emin olmamız çok önemli. Çünkü plazenta yapışma anomalilerinde görülen en sık ultrasonografik bulgu bu clear zone'un kaybı. Gördüğünüz gibi hipoechoic retroplazental zone görülmüyor. Diğer önemli en prediktif bulgu sık olanı diğeriydi. Hipoechoic zonun kaybıydı. En prediktif olan bulguysa lakünlerin varlığı. Aslında biliyorsunuz hani lakünleri normal gebeliklerde de özellikle hani çok olduğunda intrauterin gelişme geriliği açısından belki endişeleniyoruz. Görüyoruz. Nedir? Bunlar yuvarlak sınırlı, yuvarlak, daha yumuşak sınırlı ve akım içermeyen lakünler. Eğer bunlar irregüler olursa, lineer vasıf kazanırsa ve yüksek ekojenik bir sınırı yoksa, özellikle de Doppler ultrason imkanımız varsa, bunlarda bir türbülan akım görürsek, lakünlerin çok ciddi önemi var. Özellikle bununla ilgili yapılmış çok çalışma var. Young bunları grade'lemiş. Eğer lakün sayısı 4'ün üstündeyse bunların %100 sensitivite ve %100 spesifite ile plazenta yapışma anomalisi olabileceğini söyleyebiliriz. Yani bizler hasta bize acil koşullarda plazenta yapışma anomalisi olarak gelmeden önce tanımamız ve uygun merkezlere yönlendirme şansımız var bu ultrasonografik kriterlerle değerlendirdiğimizde. Diğer bir kriterimiz mesane miyometrium arasındaki yumuşak sınırın bütünlüğünün bozulması. Diğer bir dördüncü olarak söyleyeceğim yine Doppler kan akımı çalışmaları var. Şu arkadaki retroplazental miyometriyal kalınlığın 1 milimetrenin altında olması. Özellikle bu dört bulguyu geçilmiş sezaryanı olan ve özellikle de plazenta previası olan olgularda aramak önemli. Niçin? Optimal doğum zamanlamasını ayarlayabilmek için. Çünkü artık tüm kılavuzlar, pek çok dernek, bizim Türkiye'de henüz oluşturulmuş bir kılavuzumuz yok bu konuyla ilgili. Kanaması olmayan akriyatı olgularında 35-36. Gebelik haftasında bizim doğumu planlamamız, kanamalı olgularda da bunu 34-35. Gebelik haftasına çekebileceğimiz yönünde. Bu kanamalı olgularda beta metazonumuzu yapacağız. Amniyosentezle akciğer maturasyona bakmaya gerek kalmadan bu hastaları doğurtabileceğiz eğer erken dönemde tanıyabilirsek. Yine bu olguları eğer intraoperatif dönemde karşılaştıysak, yine dediğim gibi Suriyeli hastalar var, takipsiz, intraoperatif dönemde açıyoruz, bakıyoruz. Özellikle kardan adam bulgusu üzerinde duruyorlar. Son çalışmalar, bu yeni bir çalışma. Eğer fundal kısım, bu aşağıdaki kısımdan, bebeğin yerleştiği kısımdan daha büyük görüntüde ise kardan adam görüntüsü söz konusuysa bu olgularda belki hastayı kapatıp uygun bir merkeze göndermek, belki acil timden yardım istemek, belki bir tecrübeliden yardım isteyip gerekli kan hazırlığını yapmak önemli. Çünkü yaptıkları çalışmada kan transfüzyonu ihtiyacının bu hastalarda çok arttığı tespit edilmiş. Dolayısıyla yine bu olgulara bir tavsiye olarak söyleyebileceğim, eğer operasyon sırasında bir perkreat olgusuyla karşılaştıysanız bebeği doğurtun, plazentayı yerinde bırakın ve ikinci bir cerrahi için daha tecrübeli bir merkeze yönlendirin ya da sizin koşullarınız iyiyse ertesi güne kan hazırlığınızı yaparak, ekibinizi kurarak bu vakayı organize edin. Hatta son bir çalışma var. Eğer bebek sıkıntıda değilse bebeği bile doğurtmayın, batını kapatın ve o şekilde anneyi transport edin şeklinde yayınlar var bu hastalarda sıkıntıyla karşılaşmamak adına. Son bir olgumuz var, sürem nasıl bilmiyorum ama hastamız 38 yaşında. Öyle mi? Evet. Evet, sizin.
Ben 15 dakikama yetişeyim. Arkadaşlar Eray Hoca açıkladı. Bütün slaytlar internetten herkesin erişimine açık olarak verilecek. Bütün slaytlar artı konuşmalar dikkat ederseniz videoya çekiliyor. Video konuşmalarını tekrar dinleyebilirsiniz slaytlarla birlikte. Ancak 15'er dakikalık bize oturum başkanlarına da uyarı verildi. Mutlaka konuşmacılar sürelerine uysunlar diye ve endişe etmeyin konuşmaların sonunda hani yemek molamızdan kısıtlayarak her konuşmanın sonunda tartışacağız da. Aslında şöyle acil obstetrik bakım kursunda ben bu konuyu tam bir saat olarak anlatıyorum. Ve hani risk faktörlerini de anlatmadan çok sindire sindire yavaş yavaş ama 15 dakika olunca bu kadar geniş bir konu ancak böyle spot noktalarla ilerleniyor. Aslında süremi de aştım. Son iki slaytım. Onları da söyleyeceğim ama istediğiniz zaman, istediğiniz koşullarda daha detaylı olarak bunları tartışabiliriz. Hasta 38 yaşında, 3. gebeliği olan bir olgu, geçirmiş 2 tane mükerrer seks üyesi var. Hastanın takipte de plasenta previa olduğu tanınmış. Yalnız bu hastanın hiçbir şekilde, vakanın detayını vermedim, takiplerinde plasenta yapışma anomalisi olduğuna dair dosyada herhangi bir notu, herhangi bir takibi yok. Aslında da 3. basamakta üniversite hastanesinde takip edilen bir olgu. Hasta 36. gebelik haftasında oligohidramnios tanısıyla başvuruyor ve plasenta previa totalis diye yatırılıyor. Bakıldığında hastanın hemoglobini 8. Bu sebeple ben bu olguyu özellikle tartışmak için getirdim. Hasta bundan taburcu ediliyor, herhangi bir şey yapılmıyor. Oral antianemiyi veriliyor ve hasta bir hafta sonra tekrar kontrole çağrılıyor. Yalnız bir hafta sonra hasta kanamayla geliyor. Ve kanadı, bu hasta yatırılıyor. Bir önceki yatı sebebi oligohidramnios. 36. gebelik haftasında oligo diye yatırılıyor. Plasenta previa totalis. Hemoglobinde 8. Özellikle bunu da vurgulamak istedim. Bir hafta sonra kanama sebebiyle yatırılıyor. Takip ediliyor. Yine kan transfüzyonu yok. Ve bir hafta sonra hasta fetal distresle başvuruyor. Ve hasta sezaryana alınıyor acil koşullarda. Plasentası çıkarılıyor. Ve kanama devam edince de plasenta çıkarıldıktan sonra, batın kapatıldıktan sonra anesteziden uyarı geliyor. Kanama devam edilince de hasta histerektomiye alınıyor. Ancak tabi biliyorsunuz bu tarz plasenta yapışma anomalisi olan olgularda plasenta çıkarılırsa çok ciddi kanama olduğu için hastaya çok süratlice dike girmesi ihtimali var. Ve hasta hakikaten histerektomi yapılmasına ve ondan sonra ikinci kez açılmasına rağmen çok ciddi bir ekip, çok güzel bir ekip, genel cerrahi, argon lazerler, 10 ünitenin üzerinde kan transfüzyonları, TDP'ler olmasına rağmen maalesef anne kurtarılamıyor. Bu olguyla ilgili özellikle, bakın mükerrer seksiyon, plasenta previa totalis, dolayısıyla plasenta yapışma anomalisi olması ihtimali %50 olan bir olgu. Bu olgu eğer erken dönemde plasenta yapışma anomalisi açısından ultrasonografiyle değerlendirilseydi, lakünler belki görülecekti, hipoekoik clear zone görülecekti. Dolayısıyla bu hasta 36. gebelik haftasında daha yattığında ameliyatı planlanacaktı. Ve ameliyatı planlanan tabii ki yine kaybedilebilirdi. Bu olgular zor olgular. Ancak ekiple birlikte girilecekti. Hastanın kan hazırlığı olacaktı. Gündüz koşullarında olacaktı ki bu olgu, saati burada belirtmedim, gece yarısı fetal distres sebebiyle alınmış bir olgu. Elektif koşullarda alınıp belki şansı daha fazla olacaktı. Ama benim özellikle bu olguda söylemek istediğim kan transfüzyon endikasyonları. Şunu çok net söyleyebiliriz. Bunlar CDC'nin önerileri. Eğer bir gebe 36. gebelik haftasının üstünde ve hemoglobini 8'in altındaysa bu hastaya bizim kan transfüzyonu yapmamız gerekir. Ya da bir gebe herhangi bir gebelik haftasında başvurduğunda hemoglobin düzeyi 7 gram desiliterinin altındaysa yine bu bir transfüzyon endikasyonudur. Bakın orada yine 4. 5. sırada eğer plasenta previa varlığında hastanın hemoglobini 10 gram desilitrenin altındaysa yine bu hastaya kan transfüzyonu vermek gerekirdi. Dolayısıyla bu olgu plasenta yapışma anomalisi atlanmış bir şekilde düşünülmemiş ama kan transfüzyonu yapılmış olsa belki rezervi biraz daha iyi bir şekilde histerektomiye gideceği için yaşama şansı olabilirdi. Buradan da kan transfüzyon endikasyonlarını size hatırlatmak istedim. Benim söylemek istediklerim bunlar, kusura bakmayın çok hızlı gittim. Eğer tekrar etmemi istediğiniz bir nokta varsa hani şu aşamada tekrar edeyim. Ama süremi de doldurdum. Gün uzun, yarın sizlerleyiz.